يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر من قرة العين. قرة العين'ın bugün 14. dersini okuyoruz. Aksamul ilmil hadisi. İlmi hadisin aksamlarından bahsediyoruz. Başlık. Aksamul ilmil hadisi. İlmi hadis kimindir Necati? Benim senin ilmidir. İlmi kadim kimin ilmidir? Allah-u Zülcelal'ın ilmidir. Bak, ilmi kadim yani evveli olmayan zaman itibariyle falan yerden başlamış denilmez. Ezelidir. O Allah-u Zülcelal'ın ilmidir. Ona daruri, nezari veya kesbi denilmez. İlmul hadis ku in mahlukatların ilmidir. Ha, onun aksamları var. Onun daruri muhtesep aksamları var. Vel ilmul hadisu. Meten وَالْعِلْمُ الدَّرُّرِيُّ مَا لَمْ يَقَعَ النَّزَرٍ وَاِسْتِدْلَالٍ. İlmi darurî o ki nezer istidlal neticesinden meydana gelmemiş. Yani bir delil neticesinden meydana gelmemiş. Mesela âlem hadisdir. Niye? لَنَا مُتَغَيِّرٌ وَكُلُ مُتَغَيِّرٍ حَادِسٌ. Bu delilden bu ilim ortaya çıkmış. Hudusul âlemin ilmi bu delilden meydana gelmiş. Anlıyorsunuz değil mi? Ama Allah-u Zülcelal'ın derri ilim bir delil neticesinden meydana çıkmamış. Gökyüzü altımızdadır, yukarıdadır. Neyle bunu bildik? Gözle görünüyor, betidir, delile gerek yok. Yani bir delil neticesinde semanın yukarıda olduğunu biliyoruz değil. Zaten apaçık bu bilinen bir şeydir. Delil nezere gerek yok. Ne gibi? Bakın metne. Kel ilmi vâkı bi ehdel havâsil khemsi. Havâsı khemse, göz, kulak, burun, dil, dokunma. Bunlarla meydana gelen ilim hepsi nedir? Hepsi devridir. O havâsı khems nedir? Elletiye sem'u vel basaru vel şemmu vel zevku vel lemsu. Oldum. Evi tevatürü veyahut da tevatürle bilinen ilim o da devridir. Şimdi geri gidelim. Vel ilmul hadisu. İlme ne? Hadis. İlme hadis nedir? Necati. Bakın bir daha geldiği zaman bileceksin. İlme hadis ve huve ilmul mahluki. Kimin ilmidir? Senin ilmindir, benim ilmimdir. Vel ilmul hadisu yani kısmı ile kısmını. İki kısmı ne yapılıyor? Ayrılıyor. İlme hadisin kaç kısmı var Necati? Çok güzel. Deruriyin bir kısım deruridir ve muhtesebin bir kısım nedir? Muhtesebdir. Peki, ilme hadis deruri muhteseb olmak üzere iki kısım olduğunu öğrendik değil mi Muhammed? Evet. Kadimin kaç kısmı var? Ve emmel ilmul kadimu ilme kadim o da ve huve ilmullahi subhanahu ve ta'ala Allah-u Zülcelal'ın ilmidir. O fela yusafu bi ennehu daruriyun ve la bi ennehu muhtesebun. Ne daruri olmayla vasıflanır, ona daruri de denilmez. Ne muhteseb olmayla vasıflanır. Allah'ın ilmi kesbidir denilmez. Allah'ın ilmi daruridir denilmez. Anlıyorsunuz değil mi? Niye bakın, niye Allah'ın ilmi daruri denilmezsin? Halbuki Allah'ın ilmi de bir delil neticesiyle meydana gelmiyor. Öyle değil mi Muhammed? Şimdi darurî ne demek? Bakın darurîyet demek, mecburiyet demek. İnsan onu bilmek zorundadır. Kendine def edemiyor. Ha işte bu yönüyle Allah'ın ilmen darurî denilmez. Yani Allah mecbur onu bilecek, onu def edemez. Haşa Allah'a öyle bir mecburiyet yok. Onun için Allah'ın ilmine darurî denilmez. Çünkü darurî daruretti bildiriyor. Daruret demek mecburiyet.
Yani insan istese istemese onu bilmek zorundadır. Bilmeme şahsına sahip değildir. Allah'a böyle denilmez. Peki niye Allah'ın ilmine muhteseb denilmez? Çünkü muhteseb ne demek Muhammed? Sonradan kazanmış. Delile kazanmış. Delile kazanan ilim demek delilden önce. Bu delile kazanmadan önce demek yoktur. Demek önce celdi sonradan olmuş. Vel ilmul hadisu ve huve ilmul mahluki yenkasmu ila kısmeyni daruriyin ve muhtesebin ve emmel ilmul kadimu ve huve ilmullahi subhanahu ve teala فَلَا يُصَفُ بِأَنَّهُ دَرُّرِّيُّنْ وَلَا بِأَنَّهُ مُكْتَسَبُونَ Emrullah anladınız mı? Peki. El-ilmu darurriyyü, ilme darurriye geçelim. Fel-ilmu darurriyyü, ilme darurri huve ma o ilim ki. Huve ne? Ma o ilim ki. Lem yaka'an nezer ve istidlalin. Nezer ve istidlaldan meydana gelmemiş. Yani bir nezer istidlal atfı tefsir, bir delilden hasıl olmamış. Yani neyle hasıl olmuş Muhammed? Bel yahsulu bi mücerredi iltifati nefsiyleyi. Nefs ona iltifat eder, etmez hasıl oluyor. Göz semaya bakar bakmaz yukarıda olduğunu bilir. Göz yere bakar bakmaz aşağıda olduğunu bilir. Fe yetadarrul insanu, bakın insan mecbur kalır ila idraki. İnsan onun idrakine mecbur kalır. وَلَا يُمْكُنُهُ İnsana mümkün değil, دَفْهُ عَنْ نَفْسِ Kendi nefsinden onu def etmek. Ben bunu bilmeyeyim, ben bunu öğrenmeyeyim, öyle kendinden böyle bu ilmi uzaklaştırma imkanı yok. Muhammed oldu mu olmadı? فَالْعِلْمُ الدَّرُّرِيُّ هُوَ مَا لَمْ يَقَنْ نَزْنِ وَاِسْتِدْلَالِينَ Peki, bu ilmi darurri neyle bozulur? Zahre göre. Zanla bozulur, taklidle bozulur. Şimdi zan, nezer istidlaldan mı hasıl oluyor? Muhammed, bir şey insan zan eder, delilden mi zan eder? Hayır. Zan delilden gelmez. Delilden gelen ilim olur. Peki taklit, İmam Şafii böyle demiş, biz de öyle diyoruz. İmam Ebu Hanife şöyle demiş, biz böyle deriz. Onlara taklit ediyoruz. Bu taklit etmek delil nezerden meydana geliyor. Tam tersi olmaması lazım. He? Tam tersi olmaması meydana geliyor. Tam? Tam tersi olmadığından meydana geliyor. Delili olmadığı için taklit ediliyor zaten. Yani delil olmadığı değil. Bu adam, taklit eden kişi delil kabiliyeti, delil getirme kabiliyeti kendisinde olmadığı için ne ediyor? Taklit ediyor. Adam ne dediyse kabul ediyor. Bunun yanında delil yok ki, delil bilmiyor ki. Peki o zaman bu tarif neye şamil geldi? Bu tarif hem zanne şamil geldi, hem taklide şamil geldi. Zan, taklit ikisi de ma'lem yaka annezen ve istidlal. Muhammed anlamadın mı? Anladım. Peki. İlme darurri taklit nezere şamil geldi. O zaman bu tarif batıl olmalı. Ağyarlara şamil geldi. Ha biz cevaba ne deriz? Biz deriz ki ma neden ibarettir? İlimden ibaret. O ilim ki nezer istidlaldan meydana gelmemiş. Zan ilim değil ki. Taklit ilim değil ki. Hah, mal lefziyle taklit ve zan çıktılar. Muhammed oldu mu olmadı? Evet. Tamam. Şimdi bel yahsul bi mücadele iltifat nefsiyle feyetattarru l-insanu ile idraki. Bakın iyi dikkat edin. Feyetattarru getirmeyle biliyorsun ne işaret ettiği. Bu ilme ne denilir? İlme darurri denilir. Ne denilir İdris? Peki darurri lügata ne demek? Mecburiyet demek değil midir? Lügaten darurri mecburiyet demektir. Burada da delilden kaynaklanmayan ilme denilir. Münasebet nedir? Ha, münasebet budur. Çünkü kişi bu ilme mecburdur. Bu ilmi kendinden uzaklaştıramaz. Bak feyyattar ruhul insan iledir. İnsan onu bilmesine mecburdur. Bilmeme şansı yoktur. Bakın delil nazardan olmayan ilme darurri denilir. Lugaten darurri demek mecburiyet demek. Niye? Çünkü insan da bu ilmi idrak etmek mecburiyetindedir. Feyyattar ruhul insanu ila idraki demeyle
lugavi istilahi arasındaki münasebete işaret ettiği. فَالْعِلْمُ الدَّرُرِيُّ هُوَ مَا لَمْ يَقَعَ نَزْرٍ وَاسْتِدْلَالٍ بَلْ يَحْسُلْ بِمُجَرْدِ الْتِفَاتِ نَفْسِ اِلَيْهِ فَيَتَطَرُّ الْاِنْسَانُ اِلَى اِدْرَاكِ وَلَا يُمْكِنُ الدَّافُ عَنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ كَالْعِلْمِ وَاقِعِ اَيْ الْحَاسِلِ Bu ilim ki ne olmuş? Hasıl olmuş. Şimdi vaka niye buraya koydu Muhammed? Bakın çok ince bir nokta var. Şimdi vaka buraya koymayla işaret etti ki bi ihda carun meczur vaka mutalıktır. İlmin neydir? Sıfetidir. Bu anlaşılmadı. Evet. Vaka oraya koymayla işaret etti ki bi ihda havasi vaka sıfettir. İşte vaka mutalıktır. İlme nedir? Sıfettir. Eğer vaka olmasaydı biz zannederdik ki bi ihdel havası neye mutalıktır? İlme mutalıktır. İlim neye taluk? Kel ilmi o ilim neye taluk ediyor? İhdel havası. Halbuki ilim ihdel havası taluk etmiyor. İlim ihdel havasından meydana geliyor. Vaka getirmeyle bi ehdel havasi vaka mutalık olup sıfet, ilme sıfet olduğunu gösteriyor. Eğer vaka olmasaydı bi ehde ilme mutalık olduğunu vehmederdik. O zaman ehdel havas malum olurdu. Halbuki öyle değil. Bi ehdel havasi. Havas cem'u hasetin. Hasenin neydir? Hasede bi manel kuvvetil hassaseti. Hassas kuvvet. O kuvvet ki ne diyor? Hissediyor. Ya şimdi gözde bir kuvvet var. Bir şeyleri hissediyor. Görmeyi hissediyor. Kulakta bir kuvvet var. İşitmeyi ne diyor Muhammed? Hissediyor. Anlıyorsunuz. Halbuki o kuvvet hissetmiyor. Hisseden benim. Ama ben bu gözdeki kuvvet sebebiyle hissediyorum. İşiten benim. Ben neyle işitiyorum? Kulaktaki kuvvet sebebiyle hissediyorum. Ha burada kuvvet hassasedir. Yani kuvvet hisse sebeptir. Burada hassasetin kuvvete nisbeti min kabili nisbetil fiil ile sebeptir. Oldu mu olmadı Muhammed? Şimdi birler zannediyorlar ki hassasetun ismul faaldir. Hassasetun manasındadır. Habil burada hasset ismul faal değil. Hasset hissedici kuvvetin ismidir. Hissedici kuvveti neydir? İsmidir. Yoksa burada ismi faal falan değil. İsmi faal olsa diyeyim muhissun olmalıdır. Çünkü ehasse yuhissu ekremme yukrimu babındandır. Neyse kel ilmil vaki vaka ne demek? Eyl hasil vaka hasil manasındadır. Bi ehdel havasi havas cem'u hasetin bi manel kuvvetil hassaseti o kuvvet hassasedir demek hissediyor demek necati. Yani hisse sebeptir. Senin gözün bir şey görmüyor ki. Sen görüyorsun. Ama neyle görürsün? Gözle. Bu masayı ben buraya vurdum kırdım. Kıran benim. Elim değil. Ama ben neyle kırdım? El alettir. Keserle deserle bir şey kesiyorsun. Kesen sensin. O keser veya destere nedir? Bışkı. O alet. Şimdi havası hemsi zahireti. Niye zahire dedi? İhtirazen minel batın eti. Batineden ne eti? İhtiraz eti. Şimdi dört his edici zahiri organlar var. Beş var. Beş var. Altı mı dedin? Beş. Göz bir. Bu görmeyi sağlar. Burun iki. Koku almayı sağlar. Dil. Bu tad almayı sağlar. Kulak. Bu işitmeyi sağlar. Bir de dokunma. Bu dokunma vücudun herhangi bir tarafıyla olur. Bu da bir şey dedim soğuk mu, sıcak mı, yumuşak mı, sert mi onu ne diyor? Anlıyor. Bunlar havası hemse zahire. Bir de havası hemse batine varlar. O ehl-i sünnet cemaate göre veya Müslümanlara göre onlar yokturlar veya bilmeyiz. Ama felsefeciler ne diyorlar? Onları havası hemse batını da kabul ederler. Diyorlar hafize var, vahime var, mutasarife var, hıyaliye, mutehayyile var,
işte insan bir şey görünce birinden birine, diğerine gider, o karar verir derken, yani havas-ı hemse zahar olduğu gibi havas-ı hemse batine de var. Filozoflar bunu diyorlar. Öyle değil mi? Burada havas-ı hemse zahire demen, havas-ı hemse batineden ihtiraz ettiği var diyenlere göre, yok diyenlere göre zaten ihtiraz yok ki, hatta ki ihtiraz yapılsın. Anlaşıldı değil mi? Havas-ı hemse zahiretin zahireyle kaydandırıyoruz ihtirazen minel batine. Peki o havas-ı hemse zahire nedir? Elletiye sem'u. Biri nedir? Sema ne demek? İşitme kuvveti. Sema nedir? Bize anlatıyor. Ve huve kuvvetun. Bir kuvvettir. Görünmeyen bir güçtür. Mudaatun. O kuvvet konulmuş. Fil asebi. Bir damara yerleştirilmiş. O damar da el mefruşi. Serilmiş. Fi muka'ari mek'ari muka'ar. İkisi de olur. Fi muka'ari simahi. Simah bu kulak deliğidir. Nedir Muhammed simah? Kulak deliği. Muka'ar nedir? Muka'ar onun batini, alt kısmıdır. Asap sinir demek değil mi? Sinir demek. Yani bir çeşit damar. Bir çeşit bizim bildiğimiz damarlar değil. Bu vücuda hani bazı sert etler çıkıyor, çiğnenilmiyor. İşte odur. Kuvvetun, mudaatun. Fil asabi, o asab da, o sinir da, el mefruşi. Fi muka'ari simahi, simahın dibinde, o kulak deliğinin dibine yerleştirilmiş. Ne demek muka'ar? Bak kendisi söylüyor. Ey muakkarihi. O simahın en sonu, deliğin dibi vardığı yer. Tudreku biliniyor, biha o kuvvetle el esvatu. Ne biliniyor? Sesler biliniyor. Allah'ın zulcelan kudretidir. Ama sesler o kuvvetle biliniyor, o asebe yerleşilen kuvvetle sesler biliniyor. Bir tariki vusulil hevai. Hevanın yetişmesi. O hava ki el mutekeyyefi bi keyfiyyeti savti. Hani hava koku keyfiyetiyle şekillenir, ses keyfiyetiyle şekillenir, görme keyfiyetiyle şekillenir. Burada savt keyfiyetiyle şekillenmiş hevanın ulaşmasıyla. Nereye ulaşmasıyla? İlâ simâhı, simâha ulaşmasıyla o kuvvet savti idrak ediyor. O kuvvet savti nasıl idrak ediyor? Bimâne ennallâhe subhânehu yahlukul idrake, idraki yaratıyor fi nefsi. Kişinin nefsinde inde zalike o hevanın kulağın dibindeki damara ulaştığı zaman. Bakın nasıl emrullah. Muhammed beni dinleyin. Şimdi bilemeyiz. Diyelim ağzımdan bir ses çıktı. Bu ses nereye giriyor? Şu an bu boşluk gördüğümüz dolu. Havanın içine giriyor. O hava da sirkülasyon yapıyor. Bu ses ilk havanın içine girince orada saklanıyor. O yandakine veriyor. O yandakine veriyor. Güce göre. O yandakine veriyor, o yandakine veriyor, o böyle gidiyor. Diyelim bu güç nereye kadar gider? 50 metre, 100 metreye kadar, 1 kilometreye kadar gider. Karşıdaki kişinin kulağı bu mesafede ise o ona teslim eder, o ona teslim eder, o ona teslim eder, o kulağa kadar olan havaya gider. Kulağın içine girdi mi o şey bitiyor. O hani birine teslim etme olayı bitiyor. Orada neye değiyor? Orada bir damar var. O damara değiyor. O damara deyince adam karşıdaki kişinin kalbinde ne var? Ağzından çıkan savut neyi ifade ettiğini anlıyor. Allah'ın kudretine bakın. Bunlar böyle rasyela olan şeyler. Biz konuşuyoruz. Ağzından çıkar çıkmaz ama aynı saniyede emrullah bunu anlıyor. O hava zerreleri, o hava temevucleriyle ağzından çıkan sevut
Emrullah'ın kulağına değdi ve işitti. Ama Emrullah benim sesim ulaşacak, hani o hava birime teslim ediyor, belli bir yere, gücüne göre belli bir yere kadar gidiyor. Emrullah onun dışındaysa o hava onun kulağına gitmiyor, bak işitmiyor. Nerede anlıyorsun? Bakın, وَهُوَ قُوَّةٌ وَدَعَةٌ فِي الْعَسَبِ وَسَنِرْكَ الْمَفْرُشِ فِي مُقَعَرِ السِّمَاخِ Simak, kulak delinin dibinde. Mukaar ne demek? Ey muakkarihi. Tudreku bihel esvatu. Esvat o kuvvetle biliniyor. Ama bir tarik usulü hevai. Hevanın ulaşması. O heva ki el mutekeyefi bi keyfiyeti savti. Savt keyfiyetiyle keyfiyetlenmiş, şekillenmiş hevanın ulaşmasıyla biliyor. Nereye ulaşması? İla simak, simaka ulaşmasıyla. Peki o kuvvet nasıl, kuvvetler nasıl bir sebep biliniyor? Bir manen Allah subhanehu yehulukul idrake fi nefsen de zalike. O havanın, o kulağa, o damara ulaşmasıyla Yüce Allah neyi idraki kişide yaratıyor. Şimdi vel beser, bakın dikkat edin. Beser de ve kuvvetun muda'atun fil asabeteni. İki sınır, sınıra yerleştirilmiş bir kuvvettir. Ama o iki sınır el mucevvefeteyni. Mucevvef ne demek Muhammed? Yok, mucevvef içi boş. Hani böyle ne diyelim, kamış gibi içi hani boş. Yani bu damarlar biraz tipleri farklı, içi boştur. Böyle beyinden geliyorlar, bu alana, alana gelince bu damarlar birine temas ediyorlar. Biri sağa dönüyor, biri sola dönüyor. Birine sağa, biri sola. Bazıları diyorlar hayır. Soldan gelen çaprazlaşıyor. Soldan gelen sağın üstünden sağ göze gider. Sağdan gelen, soldan gelenin üstünden veya altından neyse sola gider. Bu daha kuvvetli. Niye? Bir insan buradan darbe yiyor, bakıyoruz ki sol gözü gidiyor. Ha, demek ki buradan gelen damar bu göze gider. Ha işte bu damarlar da ne? Bu sefer dur devam edelim. Ve kuvvetun muda'atun fil asabeteyni mucevvefeteyni. İçi boş iki damara yerleştirilmiş bir kuvvettir. Elleteni o iki asabet ki tetelâke yani fi dimâgı. Dimâg bu başının ön tarafında. Dimâgda birbirleriyle karşılaşıyorlar. Sümme tefterikani sonra ne ediyorlar? Ayrılıyorlar. Fetete eddeyani ilel ayni. O iki damar iki göze. Biri bir göze, biri göze. Oradan gelen sola, soldan gelen sağa veya birbirine temas edip geri dönerler. Onu doktorlar şimdi bilirler. Tudreku bihima bu iki damarlarla, bu iki asabetle, bu iki sınırla el edva'u. Bak o kuvvet geldi, göze girdi. Gelen ışık beyaz mı, siyah mı, kırmızı mı? Kişi o kuvvetle o ışıkları fark ediyor. Vel elvanu, o levnleri fark eder. Vel eşkalu, karşıdaki cisim uzun mu, kısa mıdır, yuvarlak mıdır? Bak fark ediyor. Ve gayru zalike. Bunların gayrisi de mimma o şey ki yahlukullahu subhanehu idrake fi nefsi. O şey ki Yüce Allah onun idraki anlamasını kişinin nefsinde yaratıyor. İnde istimalil abdi tilkel kuvvete. Abd o kuvvetini kullandığı zaman Yüce Allah o abde bir şeyler ne diyor? Yaratıyor işte. O şeyleri hissediyor. Bu da aynı öyle. Diyelim insan bir cismin neyti gördü. İnsanın gözünden bir kıvılcım çıkıyor. Yani sürekli bir şeyler çıkıyor gibi. Öyle tasavvur edelim. O böyle ne diyor? O hava zararları arasında dolaşan, o onun tesmidir, o ona, o ona, o cisme kadar gidiyor. Cisme değdi mi, o cismin beyaz mı, siyah mı, uzun mu, kısa mı, kişi fark ediyor. Ama bununla gitme belli bir alanı var. Mesela ileride biri var, sen onu görmüyorsun. Ne demek? Sen o gözünden hava zararları vasıtasıyla, hava temevvücüyle hareket eden, gidenin gücü oraya yetişmediği için onu göremezsin. Tekrar ediyorum. وَالْبَسَرُ نَدِ مُحْمَدْ هَلَ سُوْلَى وَهُوَتُمْ مُدَعَةٌ فِي الْعَسَبَتَيْنِ
mucevvefeteni. Nedirler? Cevfli, yani boş. Elleteyni tetelaka yani. Fidimavi. Yani geliyorlar dimağdan birbirine karşılaşıyorlar. Sümme tefterikani. Ayrılıyorlar birbirinden. Nasıl ayrılıyorlar? Birine temas edip her biri geriye dönüyor göze doğru. Veyahut da birbiri geçip çapraz bir şekilde biri bir göze, biri bir göze gidiyor. Fetete eddeyani ile aynelni. Tudreku bihima el edva'u vel elvanu vel eşkali ve gayru zalike mimma yehlukullahu subhanehu idrakehu fi nefsi inde istimali abdi tilkil kuvveti. Niye, nasıl kuvvet? Abd yani gözün kapattı, o kuvveti kullanmadı. Karşıdaki ışıklar, levhler, renkler varsa görebilir mi? Göremez. Göremez. Ama gözünü açarsa, o kuvveti oraya yönlendirirse fark eder. وَاِنْ تَعُدُّ نِعَمَ اللّٰهِ فَلَا تُحْسُوهَ. Allah nimetleri sayılmıyor. وَالشَّمُّ birden nedir? Şemdir. وَهُوَ قُوَّةٌ مُودَعَةٌ فِي الْعَسَبَتَيْنِ اَزَّائِدَتَيْنِ اَنَّاتِئَتَيْنِ فِي مُقَدَّمِ الدِّبَاغِ. Dimak böyle hani burnun sonu, kafanın böyle içine doğru olan kısımdır. Şimdi şem nedir? Kuvvetun, bir kuvvettir. Hani koku alma cihazı. Muda'atun. Bu muda'a hangi babdandır? Evda'a yudi'u. Ekreme yukrimu. İda'andır. Bir kuvvettir. Konulmuş. Fil asabeteni iki asabe, iki sınıra konulmuş. O iki asabete ezzaideteni. Zaiddirler. Yani oldukları yer. Ne demek zaiddirler? Ennatiyeteni. Yani yükselmişler. Yerinden yüksektirler. Fi mukaddemi dimağı, dimağın ön tarafındadırlar. Biz onu göremiyoruz. Peki natiyeten dedik. Natiyeten hangi mesleden muştak? Natiyeten ismi faaldir, tesnidir. Minen nutu'i. Nutu'dan muştaktır. Nutu ne demek? İrtifa demek. Nutu ne demek? Yani yerinden yüksektirler. Eşşebiheteni bihalmeteyi sedi. Göğsün iki ucuna benziyorlar. Sedi göğüs demek. Halmete göğsün ucuna denilir. Yani hayvanların veya kadınların göğüs kısmı, yani memelerin ucundaki o düğme gibi yüksekliktir. O dimağda yerinden yüksek olan o iki asabet de göğsün halmetine, üclerine benziyorlar. Yudreku biha, o iki asabete yerleştirilen kuvvetle idrak ediliyor. Er-revaihu, kokular. Kokular idrak ediliyorlar ama bi tariqi vusulil hevai. Havanın ulaşmasıyla. Ya hava, öyle değil mi? Koku keyfiyetiyle mükeyyef olan hava var. Sok keyfiyetiyle mükeyyef olan hava var. Seme, beser keyfiyetiyle, görme keyfiyetiyle mükeyyef olan hava var. Burada hangi hava o halmetine, o kuvvete ulaşırsa idrak edilir? Diyor, bir tariqi vusulil hevail mutekeyyefi. Mutekeyyefi demiş, o da olur. Mutekeyyefi veyahut da mutekeyyefi bi keyfiyeti zirrahihati. Raihat sahibi. Raihat demek koku. Koku sahibi. Keyfiyetle mükeyyeflenen heva ulaşınca. Nereye ulaşınca? İlel heyşşum. Heyşşum bu burunun son kısmı. Heyşüme ulaşınca, oradaki o iki asabete ulaşınca, feyehlukullahu subhanehu el idrake. Yüce Allah o zaman o koku iyi mi kötü mü nasıldır? O kokuyu Yüce Allah yaratır. İnde zalike. Nerede yaratır? O kokunun o iki damara, o iki sınıra ulaştığı zaman. Hele söyle Muhammed ve şemmu
ve kuvveti mudaatun ile fil asabeteyni zaideteyni en natiyetin. Zaideteyn natiyetin atfu tefsirdirler burada. Yani zaideler ne demek? Yüksektirler. Fi mukaddemi dimağı. Dimağın mukaddemde ön kısmındadırlar. Minen nutu'i eşşebihetin. Minen nutu'i. Yani natiyetin nutu'dendir, irtifadandır. Yani natiyetin demek murtefiatenidir. Eşşebihetini bihalemeteyi sebiye. Yani göğsün iki ucuna benziyorlar. Yani dimağda böyle iki üç yerinden ya oldukları yerden biraz yüksek oluyorlar. Yudraku biha ar-rawaihu bi tariqi usul al-hawa. Onunla okurlar idrak edilir. Bi tariqi usul al-hawa al-mutakayyifi bi keyfiyeti zir-raihati. O havanın ulaşmasıyla. Yani heşme ulaşmasıyla ne diyor? Yani bir daha söyle. Kuvvetul mudatun fil asabetin zaideten natiyetin fi mukaddime dimag eşebeli bi hamedesem sedi yudreku bir revah bi tarif usulü hevel mütiyev bi keyfiyeti zirahin ile heşme. Feyakulukullahu subhanu el idraki ayinde zalike. Bakın bu nasıl oluyor? Heşum ne demek ya? Heşum burunun bu en son kısmı. Hani geni geniz dediklerimiz kısımdır. Şimdi bakın şöyle. Diyelim orada bir mis koydun. 30-40 metre ileride. O misten çıkan hava oradaki havaya karışıyor. Bak o hava bu sefer zirraihat temavucuyla temavuclanıyor. Yani keyfiyetiyle keyfiyetleniyor. O hemen kokunun dibindeki hava kokuyu içine aldı. Kokum içine girdi. O da yandaki havayı bölüyor. O da yandaki böyle tesiri gittiği yere kadar. Kokunun şiddetine göre, tesirine göre koku gittiği yere kadar. Bir adamın cihazı, bir adam o kokunun gideceği yere kadar varsa o koku bak geliyor insan burnuna. Mesela bir mis geldi, bir adam kokulu. Koku sürtmüş. İçeri girdi 10 metre senden uzak durdu. Bakarsın bir dakika sonra veya yarım dakika sonra veya iki dakika sonra koku yeni sana geliyor. Halbuki o gelir gelmez o koku hemen yandaki havayla karıştı. O da diğerine havalı diyor. O da diğerine sana gelince kadar yarım dakika, bir dakika neyse zaman gidiyor. Peki ve zevk. Zevk nedir? Dördüncüsü. وَهُوَ قُوَّتٌ bir kuvvettir. مُنْبَسَّتٌ serilmiş fil asabi sınıra. O sınır da el-mefruşi ala cirmi lisani. Dilin cirmi yani cismi üzerine o damar serilmiş. Dilin tamamında. يُدْرَكُ بِهَا تُعُمُ o kuvvetle tadlar bilinir. Tu'um ta'mın cemidir. Tam demek, tad demek. Ha, yudraku biha tu'umu bi muhalatati rutubati lu'abiyyati lati fil femmi lil mat'umi ve usuliha ila al-asabi fe yakhluqu Allahu subhanahu al-idraki inda zalika. Bakın ve huve kuvvetun munbessetun fil asabi. El mefruşi ala cirmi lisani. Lisanın, bakın dilin cismi üzerine serilmiş bir asabe, bir sınıra kuvvet yerleştirilmiş. Yani bu dilin üstünde sınırlar var. O sınırlarda bir kuvvet var. Yudreku biha, o kuvvetle biliniyor. At-tu'umu ne biliniyor? Tadlar biliniyor. Ama nasıl biliniyor? Bir muhalateti rutubeti lu'abiyyeti. Lu'abi hani salya dediklerimiz şeye denilir. O salya rutubetinin karışmasıyla. O salya neyle karışıyor? Elleti o rutubeti lu'abi ki hiye fil femi ağzaki o rutubeti lu'abinin karışmasıyla. Neye karışıyor? Lil metumi o yenilen ağza atılan şeyle karışmasıyla ona karışıyor. Ve usulüha o rutubet bu sefer ulaşıyor. İlel asabi dildeki o damarı diyor. Feyahlukullahu subhanahu el idrak inde zalike. Allah'ın hikmetine bağlı.
Değil mi Necati? Yani Yüce Allah insanın diline bir caziyeleştirilmiş. Sen ağzına bir yeme, ekmek yeme, yiyecek bir şey atıyorsun. Hani ağızdaki salya, dişler onu eritiyor, ağızdaki salya ile karışıyor. Karışınca bu sefer o rutubet o dile serilmiş cihaza değiyor. O dil, o taamda ne gibi bir tat varsa fark ediyor. Bak zevk oradan alınıyor. Bazı insanların dilindeki o cihaz bozuluyor. Ha ekmek yediği, ha ot yediği. Zevk alamıyor. Bazı insanların koku cihazı bozuluyor. Eğer görmese yanında ne kadar pis koku olsa da alamıyor. Peki eğer biz bu koku almasaydık, pis koku gelince biz fark edemezdik. Fark edemeyince ne olurdu? Zehirlenirdik, ölürdü. Öyle değil mi? Peki dilimize bir cihaz yerleşilmiş yemeklerin tadını alıyoruz. Eğer o cihaz olmasaydı ha ekmek yedik, ha ot yedik. Bir lezzet alamazdık. Peki vücudumuzun her tarafına yüce Allah bir cihaz yerleştirilmiş, bir tehlikeli, zararlı, faydalı şey dokunduğu zaman hemen fark ediyor, haber veriyor. Aa, bu serttir, bu soğuktur, bu sıcaktır, bu seni yakar, bu seni zarar verir, bu seni yaralar. Bak hemen umut veriyor. Burnumuz, kulaklarımıza bir cihaz yerleştirilmiş, içimizdeki meramlarımı, dertlerimi birbirine anlatıyoruz, ifade ediyoruz. Eğer bu cihaz olmasaydı, biz nasıl anlaşırız? Gözümüze bir cihaz yerleştirilmiş. Onunla bakın iyi, kötü, yolu, her şeyi görüyoruz. Eğer o cihaz gözde olmamış olsaydı biz bunu göremezdik. Hepimiz kör olurdu. Hepimiz kör olsaydı ne yapardık? Nasıl yaşardık, nasıl yapardık? Bu sefer şimdi bunlar her biri bir organ. Her bir organda onlarca, belki yüzlerce ne var? Nimetler var. وَالزَّوْقُ وَهُوَ قُوَّةٌ مُنْبَسَّةٌ فِي الْعَسَبِ وَعَسَبْكَ الْمَفْرُوشَ عَلَى جِرْمِ الْلِسَانِ يُدْرَكُ بِهَا الطُعُمُ طُعُمُ Neyin cemidir dedik Muhammed? Tamam. Neyin? Tamam. Tamam. Taam, tuum aradaki fark kim biliyor? Tamam ve tuum. Ha. Tamam ise zevk. Taam, tad demek Türkçesi. Tuğum, o yenilen yemektir. Öyle değil mi Muhammed? Tersi mi söylüyorum ben? Tağımın değil mi? Müfredlerine bahsetmiyorsun. Tağımın tağımı. Tağım tat, mesler. Tuğum, o mekuldür. Yenilen yemek. Hani biz yemek diyoruz ya. Tad yemek. Yemek dediğimiz tuğumdur. Tad dediğimiz tağımdır. يُدْرَكُ بِهَا الطُعُمُ بِمُخَالَطَةِ رُتُوبَةِ اللُّعَابِيَّةِ اللَّتِي فِي الْفَمِّ لِلْمَطْعُمِ وَوُسُولِهَا إِلَى الْعَسَبِ فَيَخْلُقُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْاِدْرَاكَ عِنْدَ ذَٰلِكَ Havas-ı hems-i zahireden dörtünü okuduk. Sema, beser, şem, zevk. Ne kaldı? Lems kaldı. Yarın lemsten ne ediyoruz? Devam ediyoruz. İlme darruya yol açan havas-ı hems-i zahiredir. Bir de tevatür. Havas-ı hemze zahir eden dört tanesini okuduk. Biri kaldı. Yarın o birini okuruz. Sonra ilme derruya yol açan ikinci gerekçe, ikinci sebep o tevatürdür. Ona geçeriz. Yarın da el-ilmul muktesebuya kadar bakın. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyatun hasbi بأنك منطقي